Yapay zekaya sen mi yazdın dediler, evet yanıtını aldılar. Bunun üzerine kopya çektiği gerekçesiyle öğrenciyi okuldan uzaklaştırdılar. İstanbul'da 21 yaşındaki hukuk fakültesi öğrencisi okulun yaptığı online sınava girdi. Ancak sınavdan kısa bir süre sonra kopya çektiği öne sürülerek disipline sevk edildi. Genç bu karara itiraz etti ancak itirazı geri çevrildi. Çünkü gencin iddiasına göre üniversite yapay zeka uygulamasına öğrencinin sınav kağıdını yükledi. Sonrasındaysa bu cevapları sen mi yazdın dedi. Evet, cevapları ben hazırladım. Bu yanıt üzerine öğrenci tam 1,5 yıl okuldan uzaklaştırıldı. Yapay zeka yaptırılmış bir ödev aslında yapay zeka tarafından inkar ediliyor olabilir. Ve yapay zeka yaptırılmamış bir ödev de yapay zeka tarafından kabul ediliyor olabilir. Bu teknoloji çok hızlı ve yarın olacak bir teknoloji değil. Öğrenci karara direndi, mahkeme yoluna gitti. Önce okulun aldığı karar durduruldu ancak üniversite karara itiraz etti. Gencin okula dönmesi bir kez daha engellendi. Yapay zekanın vermiş olduğu cevabın kesin bir şekilde doğruluğunu biz teyit edebiliyorsak, ki şu an bunun çok mümkün olduğunu düşünmüyorum. Bundan kaynaklı öğrenci kardeşimizin ben davanın neticesinde kazanacağını düşünüyorum. Üniversite gencin ödediği yıllık ücreti de geri vermeyi düşünmüyordu. Ancak öğrencinin sosyal medyada yazdığı paylaşım üzerine geri ödeme yapmayı kabul etti. Emsal niteliği taşıyan bu olay öğretim görevlilerini de harekete geçirdi. Durumun önüne geçmek için online sınavlar kaldırılmalı dendi.